Değerli izleyenler, günaydın. Sağlık raporuna hoş geldiniz. Bugün 18 Mart 2017. Ben Ayşenur Asuman Uğur. Bugün özel bir gün yapıyoruz aslında sağlık raporunda. Hem 14 Mart Tıp Bayramı, hem 18 Mart Çanakkale'nin zaferi, hem de 15 Temmuz'u anacağız bugün yayınımızda. Hepsi hakkında söyleyeceklerimiz var. Sağlık çalışanlarımızın söyleyecekleri var aslında. Sağlık raporu neredeyse 9. canlı yayını bıraktı. Sanıyorum bugün biraz daha sağlığa farklı bir pencereden baktığımız yayınlarımızdan biri olacak. Bugün hem Çanakkale şehit ve gazilerimizi anmak istiyoruz, hem de 14 Mart'ta Tıp Bayramı nedeniyle çalışan değerli hekimlerimizi. Aslında bugün askerlerimizi ve vatanı için gönüllü olarak mücadeleye giren şehit ve gazilerimizi anıyoruz efendim sağlık raporunda. Bugün onların da 15 Temmuz gecesinde hayat kurtarma sürecinde belki de hiç meslek hayatlarında olmadıkları kadar hızlı tedavi yaptılar ve hızlı kararlar aldılar hekimlerimiz. Ve 15 Temmuz gecesindeki hislerini, yaşadıklarını sağlık raporunda anlatmak üzere biz kendilerini davet ettik. Bugünkü konuklarımız 15 Temmuz gecesi uyumadan 24 saat boyunca, belki daha fazla, saatlerce yaralıları kurtarmaya çalışan hekimlerimizden oluşan bir yayın yapacağız bugün sizlerle. Ve aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun ev sahipliğinde bir etkinlik düzenlenmişti efendim, Cemal Reşit'in konser salonunda. Ve bir belgesel izledik efendim orada. 15 Temmuz'da görevi başında olan sağlık çalışanlarımız bir belgeselle anıldı. Ve onların o geceye dair hisleri ve çalışmaları da belgeselde aktarılmıştı. Aslında biz de sağlık raporunda benzer bir format hazırladık sizlere bugün için. Ve o belgeselden de birkaç dakikalık bölüm sizlere vermek istiyoruz. Sağlık raporuna başlamadan, size konuklarımı tanıtmadan önce belgeselden birkaç dakikalık bölümümüzü izleyelim. Daha sonra yine başlayalım efendim. O gece bildiğiniz gibi medyaya yansıyan haberlerden olağanüstü bir halin olduğunu, olağanüstü bir durumun olduğunu hissetmeye başladık ama ne olduğunu tam ayrıntılı olarak anlayamadık. O sırada Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona bağlandığını söylediler ve o herkesi göreve davet etti. Şimdi bu durum karşısında evde oturmanın imkanı yok. Ben devletimin memuruyum. Mutlaka bir şey yapmam lazım. Öyle olunca sırtıma çantayı aldım, çıktım. Ülke ayağa kalkmış, millet ayağa kalkmış. O akşam eşimi aradım, dedim. Hakkını da helal et dedim. Aklınızı helal edin. Gelmeyebilirim dedim sabah. Askerler yolumu kestiğinde sağlıkçı olduğumu, üzerimdeki kıyafetten belli olduğunu ve hastane kimliğimi gösterdim. Ve oraya gitmem gerektiğini anlattım. Gidemezsiniz dediler. Darbe oldu ve evinize döneceksiniz dediler. Normalde biz hekim olarak yolda gittiğimiz zaman önümüzde bir trafik sıkışıklığı olsa bir trafik polisine ya da bir oradaki görevliye söylesek ki ben hastaneye gidiyorum, onlar bize yolu açarlar ve bizim gitmemiz için elimizden gelen şeyleri yaparlar. Ama o gün bunun olup olmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Biz olayların merkezinde kalan bir hastaneyiz. Köprüye çok yakınız, Selimiye Kışlası'na çok yakınız ve tüm olaylar uçaklar üzerimizden geçti, tanklar gözümüzün önünden geçti. Biz her uçak sesinde acaba bir yaralı daha mı gelecek diye bahçeye koşarak yaralı beklemeye çalıştık. Ekip, kadın doğum uzmanı, anestezi teknisyeni, laborant, kan merkezi sorumlusu, herkes acildeydi ve biz bir savaş cerrahisi yapıyorduk o gece. Vurulduğum mermi G3 mermisi. Normal bir tabanca mermisi olsaydı direkt gidip çıkabilirdi. Ama G3 mermisi girdiği andan itibaren dönerek organları parçalıyor.
ve sol böbreğimi aldılar, operat ettiler. Dalağımı aldılar, pankreasın bir kısmını aldılar, kalın bağırsağın bir kısmını aldılar. Böyle bir hastanemiz varmış, böyle bir ekipman varmış, böyle bir çalışan varmış. Allah hepsinden razı olsun. Önce Rabbime, sonra o doktorlarına, o hemşirelere, o hastane çalışan personeline, şu anda çocuğum yaşıyorsa onların sayesinde yaşıyor. Efendim, 15 Temmuz darbe girişimini 14 Mart'ta İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekibi tarafından hazırlanan belgeselden kesitler vermeye çalıştık. Bütün 15 Temmuz şehitlerimize 14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün 15 Temmuz gecesi hizmet eden, durmaksızın mücadele eden, hastaları iyileştirmek için, yaraları tedavi etmek için mücadele eden tüm 14 Mart dolayısıyla hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu belgeseli de armağan ediyoruz. Hemen çok kısa rakamlardan da vermek istiyorum izninizle. İçişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaştığı verilere göre 62'si polis, 5'i asker, 170'i sivil, toplam 237 şehit verildi efendim. Şehit düşen polislerden 55'i Ankara, 5'i İstanbul, 2'si Muğla'daki askerlerden, 4'ü Ankara, 1'i İstanbul'da ve sivillerden ise 88'i Ankara'da olmak üzere toplam 82'si de İstanbul'da şehit düştü efendim. Darbe girişimi sırasında 140'ı polis, 21'i asker, 2030'u sivil. Toplamda 2191 kişi ise yaralandı efendim. Tabii darbe gibi, savaş gibi olağanüstü durumlarda hayat kurtarırken maalesef birilerinin de hayatına son verilmek zorunda kalındı. Darbecilerden 34'ü öldürüldü, 49'u ise yaralandı efendim. Ama sağlıkçıların da işleri aslında o kadar zor ki, yani hain de olsa, düşman da olsa kimseyi ölüme terk edecek lüksleri yok. Önlerine gelen her bir yaralıyı da tedavi etmeleri gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Yani nasıl duyguseliyle, nasıl duygu yoğunluğuyla işlerini yapıyorlar, yapmak zorundalar. Ettikleri yeminler gereği birçok duyguyla o anda herhalde baş etmek zorundaydı hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız 15 Temmuz darbe girişiminde. Keza bugün 18 Mart, dolayısıyla Çanakkale'yi anıyoruz efendim ve her yıl 18 Mart geldiğinde 8,5 ay boyunca süren bütün savaş boyunca, hemen rakamlarla açıklayalım yaralı ve şehit sayılarını. Türk askerlerinden şehit olan subay ve erlerin toplam sayısı 57.084 olarak kaynaklarda belirtiliyor. Hastanede ölenleri de buna eklersek toplam şehit sayımızın 75.830 kişiye ulaştığı kaynaklarda belirtiliyor efendim. Ve toplamda düşman askerleriyle birlikte 150.000'den kişinin de hayatını kaybettiği açıklanıyor. Gene Türk askerlerden yaralı sayısının 97.000, kayıp sayısının 11.000 ve hastalıktan ölenlerin ise 14.000 olduğu bildiriliyor efendim. Bu rakamlar ışığında tekrar tüm 15 Temmuz şehitlerimizi ve 18 Mart şehitlerimizi analım istiyorum ve hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Üç değerli konuğum var bugün. Aslında iki konuğum daha olacaktı. İkisi hemşireydi ama bir hemşiremiz nöbeti dolayısıyla gelemedi. Bir hemşiremiz de acil bir işi çıktığı için ailesi yanına şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Hep diyoruz ya, sağlık çalışanları, sağlık sektörü ve 14 Mart Tıp Bayramı sadece hekimler için değil, bütün sağlık çalışanlarımız için de kutlanan bir gün. Üç değerli konuğum var. Hemen size tanıtmak istiyorum. Sayın Operatör Doktor Hüseyin Kuplay, Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanı, 15 Temmuz'da görevi başında olan hekimlerimizden biri. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Günaydın. Sayın Esra Arabacı, gene 15 Temmuz'da kendisi 112 Ekim'e görevinin başındaydı. Siz de hoş geldiniz. Günaydın ve siz de nöbetten çıkıp geldiniz. Canlı yayına teşekkürler. Beni kırmadınız. Ve çok değerli bir konuğum daha var. Sayın Resul Çakır, kendisi 15 Temmuz gazisi. Siz de hoş geldiniz. 15 Temmuz şu anda Şehitler Köprüsü olarak adı değiştirilen köprüde vuruldunuz ve Sayın Hüseyin Kuplay da size hastanede ilk müdahale eden doktorlarımızdan. Hüseyin Bey sizi tanıdı. Belki siz o an bilinciniz çok yerinde olmadığı için tanıyamadınız ama o güne dair de herhalde söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Şimdi
Malum 14 Mart'ı geride bıraktık. Bizim de hani görevimiz yayıncılık olarak biraz hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu anlamda duygu ve düşüncelerini almak. İzninizle hocam sizden başlamak istiyorum. 14 Mart'ın Tıp Bayramı'nın sizde verdiği izlenim, hissiyat ve duygu nedir? Gerçekten anlamlı buluyor musunuz böyle bir günü kendi açınızdan, değer ve kıymet açısından da? Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Önce 14 Mart Tıp Bayramı'nın nasıl başladığıyla ilgili kısaca konuşacak olursak, İlk Türkiye Osmanlı Devleti'nde 14 Mart 1827 2. Mahmut zamanında ilk tıbbiyenin kurulmasıyla başlıyor modern tıp eğitimi. 14 Mart Tıp Bayramı'nın ise tıp bayramı olarak kullanılmasının da ayrıca bir önemi var. 14 Mart 1919'da o zaman 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Bey'in, tıbbiyeli Hikmet Bey'in İstanbul'un işgaline karşı baş kaldırması ve tıbbiyeliğe Türk bayrağının asılmasıyla bir isyanı ateşlemesi ve ondan sonra 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlanması var. 14 Mart Tıp Bayramı sadece hekimlerin değil tüm sağlık çalışanların bir sağlık haftası olarak da kutlanıyor artık. Hekimlerin varlığının bir anda hatırlanması, sadece zor günlerde değil, her zaman hatırlanması, hekimlerin sorunlarının konuşulduğu ama hekimlerin de hekimlik mesleğinin bilinciyle, şefkatiyle ve gururuyla kutlandığı ve hatırlandığı bir gün bizim için. Ve aslında bir diğer dönüşte Çanakkale Savaşı'nda sizin araştırmalarınız var. Oradaki hekimlik, tıbbiyi bırakıp, eğitimini yarıda bırakıp cepheye koşan sağlıkçılarımız var. Onlarla ilgili söyleyeceğiniz güzel notlar var. Onları da merakla bekliyorum. Hemen Esra Hanım'a dorayım. Siz de 112 hekimisiniz. 15 Temmuz gecesi görevinizin başındaydınız. Öncelikle bir 14 Mart sizin de içinde bir anlamı vardır elbet. Hislerinizi alayım, sonra Resul Bey'e sözü vereceğim, gazimize. Buyurun. Öncelikle 14 Mart'ta meslektaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tabii ki isteriz ki sadece 14 Mart'ta değil de her zaman doktorların yaşadığı zorluklar anlaşılsın, hayat koşulları fark edilsin, her zaman onlarla empati yapabilme güdüsüne sahip olsun herkes isteriz. Ancak ben fark ediyorum ki her 14 Mart'ta biraz daha ilerliyoruz. Biraz daha herkes doktorları anlayabiliyor diye düşünüyorum. Ne mutlu bana ki ben de hekim olabildim. İkinci hekimliğimde ikinci yılımı tamamlayacağım inşallah. Ve ikinci 14 Mart'ımı kutladım. Çok büyük bir gururla kutladım. 112 hekimi olarak kendime yeni birçok tecrübeler edindim. Çok mutluyum. İyi ki bu mesleğe atılmışım. Kendimin ve tüm sağlık çalışanlarının, hemşirelerimizin, yardımcı personelin, herkesin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkürler. Resul Bey'e geleceğim. Bilmiyorum, doktora gitme alışkanlığınız var mıydı? Kaç yaşındasınız Resul Bey? Öncelikle sorayım 26. size. 26 yaşındasınız. Genç bir yaş. Hani doktora çok uğramadığımız yaşlar arası aslında geliyor. Hani kendimiz bir şekilde gençliğimizin verdiği enerjiyle pek bir sağlık ihtiyacı aslında hissetmiyoruz ama o gece çok ani bir şey olduğu için hayatınıza sağlıkçılar kurtarmak için mücadele verdi. Doktorumuz da yanımızda. Belki sizin de hani madem doktorların gününün ardından bu yayını yapıyoruz sağlık raporunda, bu eksende söyleyecekleriniz vardır belki. Buyurun. Şimdi yaşım genç ama yani ailemde sağlık sorunları var. Annem böbrek hastası, 4 yıl önce nakil oldu. Babam kalp hastası. Yani doktorlar aslında İlk defa değil yani 15 Temmuz'da benim için bir önem kazanmadı. Uzun süredir onlara olan saygınlığım var. Her zaman da saygı duyacağım. Evet, 15 Temmuz'da benim için bir tık daha fazla önem kazandılar. Şu şekilde ifade edeyim. Onlar artık benim gözümde kahramanlar. Onlar tabii önce Allah'ın izniyle onlar bir mucizeyi yaşatabilecek güce sahipler. Allah onların elinden İnsanlara sağlık veriyor, sıhhat veriyor. O yüzden bütün sağlıkçıların, bütün doktorların, bütün sağlık personelinin 14 Mart bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Resul Bey'in kahramanı çok hani duygulu, güzel bir söz. Çok teşekkürler. Şimdi 15 Temmuz gecesi siz köprüdeydiniz. Evet. Sanıyorum Çağrı ile siz de köprüye giden
sokağa giden, köprüye varan vatandaşlarımızdan biriydiniz. Orada vuruldunuz. Bu arada arkadaşlarım, sizin gönderdiğiniz bir video vardı. Yayını hazırladı. Köprüde Resul Bey'in yaralandığı anda çekilen bir videomuz vardı. Onu verelim. Bu arada o anı anlatmanızı istiyorum ve daha sonra size sözü vereceğim. Resul hastaneye yetiştirildi bir ekip tarafından ve siz müdahale ettiniz. O andan biraz bahseder misiniz? Vurulduğunuz andan. İlk önce köprüye ben vardıktan sonra Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik ilan etmesi, yani başkomutanımızın milli seferberlik ilan etmesi ben köprüye vardıktan sonra oldu. Ben köprüye vardığımda daha sayı çok azdı. Ondan önce o bilinci aslında yani kesinlikle hissederek. Yani ben aslında biraz da egoma yenik düştüm. Uluslararası ilişkiler mezunuyum, siyaset hakimim, işte taze bilgi, biraz ara buluculuk yapabileceğimi düşünerek çıktım yola. Askerler mevzi almamıştı o dönemde. Yani dedim yani konuşabiliriz, halledebiliriz. Bu bir darbe değil. Hani darbenin olduğunu anlatabilirim şeklinde gittim. Ama işte aslında öyle değilmiş. Aslında karşımızdakiler darbeci değil, bir savaş operasyonu başlatmak için olan özel bir tim gibi. Özel bir militarist asker grubu. Benim oraya gitmemle birkaç dakikadan sonra tank bomba attı. Bomba ile birlikte çabuk kuvvet otobüsü vuruldu. O esnada ben G3 mermisiyle kasımdan kurşun yedim. Yere düştüm. O görüntülerde de gözüküyor zaten. Arkadaş orada tampon yapıyor. Yardım bekliyoruz. Araba bekleyene kadar, bu videonun uzunu yok maalesef. Onlar yanıma gelene kadar da ben bekledim. Yerde yattım, hani yardım isteyeceğim ama insanlar çapraz ateşe tutulmuştu zaten. Herkes yere düşüyordu. Orada kelime-i şehadet getirmeye başladım. Bana vurulduğumu söyleyen arkadaş, dedim nereden vuruldum? Kalçadan abi herhalde. Dedim eyvah, böbrek gitti. O an düşünüyorum işte diyalize nasıl giderim falan. Ya dedim ben ne düşünüyorum? Böyle bir gülesim geliyor. Bir huzura şey yaptım. O huzuru hissedince dedim ki evet, hani şehit oluyorum yani. Zaten evden de yani abdestimi alıp çıktım. Anneme de dedim yani yaralanırsam gaziyim, hani ölürsem şehidim. Ama tabii hani şehitlik ne, gazilik ne? Yani bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Orada o huzuru hissedince tabii kan oluk oluk akıyor. Hastaneye sevk edildim, bir vatandaşın arabasının bagajında ön tarafta şehit taşıyorlar. Yani şehit olacak daha sonradan. Hastaneye vardım. Sedye yok, tekerlekli sandalyeye koydular. Gidiyorum ama ayağım düştü. Çünkü sinirleri atar damarı kopartıp geçmiş kurşun. Asetabulyum kemiğini parçalayıp çıkmış. Götürdüler, tahta bir masanın üzerine yatırdılar. 15-20 dakika geçti. Doktor yok. Doktorlar diğer hastalara yetişmeye çalışıyor. Çünkü etraf yani kar dönüyor. Kesinlikle yani. Ama ona rağmen insanlar, yani ciddi anlamda mucizevi bir şey bu. Yani onu görmek lazım. Onu hissetmek lazım. Orada tampon yaparken sarıyor. Diğer eliyle komut veriyor. Şunu yapın, bunu yapın diye. Stajyer doktorlara gayet iyi bir çalışmayla. Sanki hani nasıl söyleyeyim, organize olunmuş bir şeydi. Mükemmel bir şekilde yönlendirme var. Çok iyi bir müdahale şekli. İşte sıra bana geldi. Aldılar beni. Doktor yaramı açtı. O surat şeklinden evet dedim ben gidiyorum. Ama o zamana kadar şuurum açık. Ameliyathaneye indim. Kan grubumu söyledim. İşte bilmiyorum, anestezi uzmanıydı. Büyük bilinciniz zaten yerindeydi çok şükür. O ağrıyı, o acıyı, sancıyı, bütün vücudumu, her hücresi hissetti. Anesteziyi yaptılar, bayıldılar. Peki doktorunuz Hüseyin Bey, Hüseyin Bey sizi hatırlıyor. Geldiğinde nasıldı? Siz bu vakayı, bu hastamızı, bu yaralıyı şehit veririz diye düşündünüz mü? Yoksa ben bunun hayatını kurtarmak için bir adım atabilirim diye mi düşündünüz? Siz ne hissettiniz hocam? Bir sürü hastaya müdahale ediyordunuz ama evet. Resul şu anda konumuz oldu. Şöyleydi. Biz o gün görevde değildik. Hı hı. Evden çağrıldık. Siyamersik Hastanesi'ne gittiğimizde esas yaralıların numune hastanesinde olduğu söylendi. Ve hemen numune hastanesi acile gittik ki ancak filmlerde görebileceğiniz bir
karmaşa, hasta, yaralılar, doktorlar, herkes bir yana koşuyor. Tam o sırada bir hasta geldi, bacağından kurşunlanmıştı. Biz ona müdahale ediyorduk. İki arkadaşımız dediler ki ameliyathaneden acil bir kalp damar cerrahisine ihtiyaç var. İndim ameliyathaneye. Resul işte yüzüstü yatırılmış. Şimdi bu biz savaş cerrahisine çok alışık değiliz. Evet, kasıkta küçük bir girişi var ama arkada büyük bir defekti var. Ciddi bir kanaması var. O an tansiyonları 4'lerde 5'lerde. Çok ciddi hayat riski var. Devamlı anestezi, sağ olsun orada anestezi uzmanlarımız, hemşire hanımlar, personel, herkes orada koşuşturma içerisinde. Diyor ki daha kanıyor, kan veriyorlar hala. Şimdi biz o Resul'ün ciddi kan kaybı durumunda bir şekilde kanamayı durdurma, öncelikle hayatını kurtarmamız lazımdı. Sağ olsun arkadaşların, ekibin de yardımıyla önce kalçası önümüzde olduğu için oradan kanamayı durdurmamız mümkün değildi. Çünkü her yerden geliyordu ve biz tekrar çevirdik. Resul'ün karnını açmak zorunda kaldık. İçeride bir kanama yok. Dedik ki bu kanamayı ana damardan durdurmamız lazım ve açtık. Çok zor, evet, bir işlem. Çok zor işlem. Allah da yardım etti. Orada Resul'ün kanama, ilk önce Resul'ün kanamasını durdurduk. Daha sonra tansiyonu yavaş 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 yükselmeye başladı ve daha sonra kemik kırıkları vardı, kalça kırıkları vardı. Biz kalp damar cerrahisi olarak öncelikle kanamaya ve damarına müdahale edip daha sonra işi ortopediye bırakmıştık. Ne kadar sürdü toplamda bu Resul'le ameliyatı, ilgili? Resul'le kısmı, sadece benimle olan kısmı bile 2-2,5 saat sürmüştü. İlk ameliyatı aldım. O gece birkaç tane ameliyata girdim ben. Sabah 8-9'a kadar bütün arkadaşlarım, bütün ekibimiz, Siyah Mersek ve Haydarpaşa Numune'deki tüm hekim arkadaşlarımız aynı anda 30 tane ameliyathane çalışıyordu. İki hastanede. 2-2,5 saat sürmüştü. Ve daha sonra tekrar Resul'ü Siyah Mersek'in yoğun bakımında gördüm. Bizim yoğun bakıma transfer edilmişti. Numune Hastanesi artık dolmuş, yer kalmamıştı. Bizim hastaneye transfer edilmişti. Böyle bir hatırlamak istemediğimiz bir geceydi. Bir geceydi, bir anınız var aslında. Şükür ki birliktesiniz. Biz de buna vesile olduk. Ben de hani o açıdan en azından üzünlü bir şekilde seviniyorum. Size döneyim. Siz de 112 ambulansta görevlisiniz, hekimsiniz. Sahada en aktif çalışan sağlıkçılardan birisiniz. Belki doktorlarımızdan daha fazla hastaya müdahale etmek zorunda kaldınız. Siz o gün nöbetteydiniz zaten. Hüseyin Bey göreve çağırmış. Siz zaten görev başındaydınız. Sizin o an hissettiklerinizi, düşüncelerinizi alayım ve ortamı gözünüzden. Şöyle, biz o zaman bir nakile gitmiştik. Nakilden dönerken biz köprüden geçtik. Ancak bu olaylar daha başlamamıştı. Köprüden geçtikten sonra köprüye yakın bir yerde bir vaka olduğunu söylediler. Ona ulaştık ve madde alımıydı. Madde alımlarında polis eşliğinde genelde müdahale ediyoruz. Hemen merkezle iletişime geçip böyle böyle bir vakamız var, müdahalesini yapıyoruz. Polis isteyebilir miyiz dediğimizde olağan dışı bir şey olduğunu fark ettik. Merkezden bize dediler ki en hızlı şekilde müdahalenizi yapın, bir şeyler oluyor. O an anladık. Hemen biz hastaya müdahalemizi tamamladık ve bölgemize geri döndük. Bölgem Bakırköy bölgesinde çalışıyordum. Bakırköy bölgesine geri döndüğümde darbe olduğunu öğrendim. Darbe girişiminin olduğunu öğrendim. Yani mesleğimin daha ilk yılıydı bu 15 Temmuz gecesini yaşadığımda. Daha idrak edememiştim ne olduğunu, olayın şokuyla. Ve inanılmaz vakalar çıkmaya başladı. Ateşli silahla yaralanma, tankların ezildiği insanlar, işte fenalaşmalar ve bunların yanı sıra aynı zamanda da tabii ki hayat devam ettiği için normal ev vakaları da çıkıyordu. Evde eksi olan vatandaşlarımız da oluyordu. Biz hepsine yetişmeye çalıştık. Yola çıktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla insan seli halinde herkes sokaklara dökülmüştü milli iradeye sahip çıkmak için. Tabii ki biz vakalara ulaşmakta bu yüzden çok zorlandık. Ama ne şanslıyız ki Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlarımız o kadar sağduyulu ki
herkes benim arabam pislenecek ya da bana bir şey olacak diye kimse düşünmeden birbirlerine yardım ederek arabasının arkasına atıp Resul arkadaşımızın da anlattığı gibi onu da almışlar mesela. Kendi arabasına 3, 4 belki 5 yaralı alıp hastaneye taşıyan insanlar vardı. Biz de tabii ki ambulansla ulaşmaya birçok hastaya da ulaştık. Ulaşamadığımızda polis arkadaşlardan yardım istedik. Onlar bize siper olup yol açtılar. İnsanların arasından insan selini yararak. Bu şekilde vakalara ulaştık. Çok zorlu ve acılı, üzüntülü bir geceydi. Ama şöyle bir şey oluyor ki doktorlarda, ilahi bir güç mü bilmiyorum. O gece çalışırken ben bir damla bile yorgunluk hissetmedim. Ne zaman ki nöbetim bitti ve bu olay sonlandı, eve gittim, başımı yastığa koyduğumda çok kötü bir şey yaşadım dedim. O zaman anladım ki çok zor bir dönem geçti. Ama çok şükür bu haldeyiz. Milletimiz sağduyu sayesinde ülkemiz daha da ileri gidecek eminim. Ne mutlu bana ki böyle acı da olsa, zor da olsa böyle bir tecrübeyi yaşadık ve atlattık. Biz de teşekkür ediyoruz. Aslında biraz hatırlarında bahsettiniz. Evet. Gönüllü sağlık çalışanları var diye de biliyoruz aslında. Evet. O gece çalışan. Hani arabaya yaralıları atanlar bile aslında herkes gönüllü. Sağlık hani çalışıyor. Sağlık personelini hayatlarını kurtarması için yardım ediyor. Siz biraz yardımlaşmadan bahsediniz. Hocam sizin ekseninizde gönüllü sağlık çalışanların yeri neydi o gecede? Vatandaşın yeri. Kısaca alayım. Vatandaşlar ilk müdahaleleri kendileri yapmışlardı zaten. İşte kanayanlara kendileri fanilaların atletlerini çıkarıp işte ilk yardımı kanamayı durdurma işte halk ilk yardımını kendi yaptı. Daha sonra bize geldiğinde biz daha profesyonel bir ortamda daha profesyonelce yaklaşımlarda bulunduk. Halkın bize yararı hastaların, yaralıların, gazilerin hastanelere, sağlık merkezlerine daha çabuk getirilmesiydi. Bizde en büyük kan ihtiyacımız çoktu. Bu konuda zaten herkes işte kan vermek için her yere koşuşturdular. Halkla hekimler birlikte bu işi kotardılar diye Peki, düşünüyorum. Peki size de soracağım. Hemen Resul'e de soracağım. O gece iş yoğunluğu içinde darbenin etkileri, sonuçları, ülkenin durumu, geleceğiyle ilgili sizin kafanızda işinizi yaparken hissiyatınız ne oldu? Ne belirdi? Ümitsiz miydiniz? Ümitli miydiniz? Tabii o an insan durumu kavrayamıyor. Siz işinize bakıyorsunuz ama orada siz ne hissettiniz? Kısaca sizin hislerinizi alayım. Sonra hemen Esra Hanım'a döneceğim. O gece işin aslında ilk 10.30-11 civarında bunlar ortaya çıktığında ilk başta korktuk. Önce darbe olabileceğine ihtimal vermedik. Ama gelişmelerden sonra endişelendik. Ama belli bir süre sonra bunun amacına ulaşamayacağını da gördük. Ondan sonrası zaten bizim için hastaneye çağrılma süremiz ve yaralılara müdahale etme dönemimizdi ki ben sabah 8-9'da ameliyathaneden çıktığımda daha sonra televizyonu, programları izlediğimde ancak işin vehametini o zaman daha iyi anlayabildim. Çünkü Ankara'da olan olaylar, İstanbul'da olan olaylar biz sadece evet şeyi görmüştük, hastanedeki acildeki durumu görmüştük. Evet gerçekten çok vahimdi ancak filmlerde veya gerçek savaşta görebileceğimiz ve onu da biz hiç görmediğimiz için, sadece filmlerden bildiğimiz için öyle bir ortamda işin ne kadar ciddi bir boyut olduğunu, nasıl halka silah sıkıldığını orada anlayabildik. İşin aslı... Siz geleceğinizden endişe ettiniz mi o gece? Sizin o anki hisleriniz neydi? O anki hisim şu ki, kendi dünya görüşümde olarak... Bu ülkenin geleceğiyle ilgili hiçbir zaman şüphem olmadı. Ben her zaman şu düsturdayım. Dünya yıkılır, yeni bir dünya kurulur. Türk milleti de orada yerini alır. O yüzden evet biz orada bir kalkışma oldu, bir darbe girişimi onlar olmuş olabilir. Ama Türk milleti, halkı, devleti her zaman bütün zorlukları birlikte aşacak güce sahiptir. Ve ben geleceğimle ilgili, ülkenin geleceğiyle ilgili evet zor zamanlardan geçebilirdik.
Ama hiçbir zaman endişem olmadı. Resul sen ne dersin bununla ilgili? Endişelerinden biraz bahsettin ama aslında çok endişen de yoktu. Sen emin olarak oraya gittin ve her şeyin düzeleceğini düşünerek ve kendi katkın olacağını düşünerek gittin. Hemen kısaca gene görüşlerini alayım mı? Yani ben şimdi 15 yıldır bir istikrar var. Az önce de söylediğim gibi annem böbrek hastasıydı. Biz eskiden ilaçları Avrupa'dan getirtilirdi, hastanede sıra beklenirdi. Yani çok zor zamanlardı. Ama bu 15 yıl içinde çok pahalı ilaçları bile tek telefonla eczacı kapınıza kadar getiriyor. Böyle bir şeyden sonra tekrar eskiye dönmek, onun endişesi vardı. Benim için vatan Recep Tayyip Erdoğan'dı. İstikrar Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ben ilk önce Cumhurbaşkanımızın güvenliğini sağlamak, onu kontrol altına almak, yani onun güvenliğini sağladıktan sonra devleti kurtarmak. Vatan, hocamın da az önce bahsettiği gibi biz vatanı zaten bir şekilde kurtarırdık. Ama tekrar bir 90 yıl bekleyip bir Recep Tayyip Erdoğan'lar gelsin diye bekleyemezdik. Evet. Şimdi sürem çok daraldı. Bugün biraz geç girdik, biraz da erken çıkacağız. Hocama izninizle Esra Hanım, Çanakkale ile ilgili, Çanakkale Savaşı'nda tıbbi eğitimini bırakıp cepheye giden hekimlerimiz, evet, sağlıkçılarımız var. Birkaç not derlediniz. Hemen onları alayım. Evet. Çanakkale seyitlerimizi de bu vesileyle analım hızlıca efendim. Burada bu 15 Temmuz gecesi gördüğümle Çanakkale şehitlerine iki olayı hiçbir zaman karşılaştırma amacıyla değil. Milli şairimiz Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri vardır. Orada ben o şiiri çok ezbere de bilirim. O iki beytinde şöyle der. Kafa göz, gövde bacak, kol çene parmak el ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı, tufanlar alevden serler. Bizim acilde iki olayı karşılaştırmak için değil ama bu duyguyla bugün kafa, göz, gövde, bacak, el, ayak dediği her tarafından kurşunlanmış, yaralanmış. Ortak amaç belli. Ortak amaç devleti, Türk milletini korumak ve kurtarmak. O sene 1915'te bütün tıbbiyeliler gönüllü olarak askere alındılar ve bir kısmı Çanakkale cephesine, bir kısmı başka cephelere gittiler. Birçoğu orada yaşamlarını yitirdiler. Milli mücadelenin, devletin bekası söz konusu olduğunda tıbbiyeliler, tıp hekimleri, doktorlar her zaman devletin ve milletin yanındadır ve bu böyle olmaya devam yani edecektir. Yani ve düşünün cepheye gittiler ve mezun vermedi ülkeye o zaman. 1921'de tarihte 1921'de mezun vermedi veya 22'de mezun vermedi. Çünkü bir dönem kapanmıştı. 1915'te tıp fakültesi kapanmıştı ve herkes gönüllü olarak o vatan aşkıyla cepheye gittiler. Bir kısmı yaralılara hizmet, bir kısmı direkt taarruzla, hatta 2. tümenin 2. tümenin 19 Mayıs gecesi, 18-19 Mayıs'ı bağlayan gecesi 3-3,5 saat içerisinde 9000 şehidimizin olduğu 2. tümende birçok tıbbiyeli vardı. Silah karşı sadece vücutlarını ortaya koymuşlardı. Çok teşekkürler. Hemen sizden de, sürem çok dar olduğu için kısa bir yayın oldu ama size soracağım Esra Hanım. Siz vatandaştan 14 Mart Tıp Bayramı, sizin de beklentileriniz var. Hep vatandaş doktordan, hekimden bir şey isteyecek, sağlıkçıdan değil. O pencereden biz baka kalıyoruz bazen. Ama siz de hekimsiniz. Son yıllarda size yönelik çok saldırı da var. Sizin de güvenli bir şekilde mesleğinizi yapmak istiyorsunuz. Ben en azından vatandaştan da beklentilerinizi 2-3 cümleyle alayım. Resul'le de sözü kapatacağım izninizle. Bizim sadece tek beklentimiz, onlar da tabii ki hasta ve şifaya ihtiyaçları var. Şifayı da bizim elimizden alacaklar. Bizim sadece tek beklentimiz biraz empati. Çünkü çok yoğun koşullarda ve çok zor tempoda çalışıyoruz. Bu yüzden onlardan tek beklentimiz sadece biraz empati. Etrafında bir tane doktor olan aile bile fark ediyor ki bir doktorun yetişmesi çok zor. Ama ailesinde doktor olmayan insanlar biraz daha dışarıda kaldığı için fark edemiyorlar. Bir doktor ne kadar zor yetişiyor, ne koşullarda çalışıyor, hayatı nasıl, akrabalarına, belki yeri geliyor sevdiğine, eşine vakit ayıramıyor. O yüzden tek istediğim sadece biraz empati yapsınlar. Tabii ki bizim görevimiz onlara şifa dağıtmak. Bu mesleği yaptığımız için hepimiz çok mutluyuz. Sadece empati istiyoruz, başka hiçbir şey değil. Çok teşekkür ederim. Resul, bir iki cümle alayım. Aslında izninizle şeref konuğumuz Resul'dü diyelim, evet, bugün tabii. Gazi'miz. Sizi de zaten kahraman olarak Resul
o günün kahramanları olarak kendini ilan etti. O da sizin kahramanınız. Son sözlerini alayım, hemen yayını kapatmam gerekiyor. Benim bütün vatandaşlardan Esra Hanım'ın da dediği gibi sağlık çalışanlarının hepsine saygı. İlk önce saygı. Gazi arkadaşlarıma hani buradan söylüyorum. Sakın ha sakın gazilik egosuna kapılıp saygısızlık yapmasınlar. Bu gazilik başımızı öne eğdirmesinler. Bu unvanı kirletmesinler. Çok kutsal bir şey yüklendi. Kahramanlık yüklendi bize. Tabii hocalarımın yanında kahramanım demeye utanıyorum. Çünkü onlar ciddi anlamda benim kahramanım. Yani sadece 15 Temmuz değil. Bir çocuk annesiz babasız olmaz. İki yerden anneme de babama da sahip çıktılar. Yani. Sizler olmasanız zaten onlar da mesleklerini belki hani ülkenin ne duruma geleceğini bilmiyorlardı. Mesleklerini sürdürme endişesi yaşayacaklardı. O yüzden hani birlikte belki herkes birbirine kahraman dedi ama herkes birbirinin kahramanı gerçekten oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok şeref verdiniz bugün. Sayın Hüseyin Kuplay, Operatör Doktor Siyah Mersek Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanısınız. Resul Aydın, Resul Çakır, 15 Temmuz gazisin. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler mezunusun. Çok da duyarlısın vatan millet meselelerine ve aynı zamanda doktorun yanında. Çok teşekkür ediyorum ve Sayın Esra Arabacı, 110 hekimisiniz. 15 Temmuz gecesi aktif sabaha kadar çalıştınız. Çok sağ olun. Bugün hem 18 Mart dolayısıyla Çanakkale gazilerimizi, şehitlerimizi analım dedik. 14 Mart'ı analım dedik ve 15 Temmuz şehitlerimizi dilimiz döndüğünce çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Tekrar sağ olun. Değerli izleyenler, sağlık raporunu bugün de tamamladık. Yayınımızın tekrarını izlemek isterseniz sivinet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Her yayın sonunda söylediğimiz gibi sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Ve 14 Mart Tıp Bayramı özelinde doktorlara, sağlık çalışanlarımıza da sonsuz saygı bekliyoruz. Biz de izleyicilerimiz sizlerden. Tam iyilik halinde kalınız. Yarın 9'da tekrar sağlık raporunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.